Bismillahirrahmanirrahim. Malumunuz biz 28. mektubun 7. meselesini okuduk. Şimdi ona dair iki tane ilave var. Biri mahrem bir suale cevaptır diyor. Yani biraz özel bir soru. Şu sırrı inayet yani 7. mesele. Bu 7. mesele dediği şu yani. Çünkü hangi noktalarda biliyorsunuz 7 tane işaret vardı. Bediüzzaman Hazretleri hangi sebeplerle bu inayetleri hazırladı? Risale-i Nur'a Cenab-ı Hakk'ın açıktan bir yardımı onları izah etti. En sonda ilmen izah etti değil mi? Mesela kader meselesini eski alimler 50 sayfada ancak büyük alimlere izah ederken ama kader risalesi 1,5 sayfada yani avamdan insan bile az çok anlayabileceği şekilde izah ediyor gibi. Veya haşir meselesi gibi böyle konuları misal verdi. Şimdi bu sebeple bir soru soruluyor. Ben biraz içeyim ki ağzım kurumasın. Şu sırrı inayet, yani Cenab-ı Hakk'ın Risale-i Nur'a bu kadar yardımda bulunması, itina göstermesi, eskiden mahremce yazılmış, yani daha önce neşredilmemiş, 14. sözün ahirine ilhak edilmişti daha önce. 14. sözün sonuna katılmış. Her nasılsa ekser müstensihler unutup yazmamışlardı. Müstensih demek yani bunu çoğaltanlar. Demek münasip ve layık mevki burasıymış ki gizli kalmış. Benden sual ediyorsun. Mahrem soru dediği bu. Gizli bir soru. Neden senin Kur'an'dan yazdığın sözlerde bir kuvvet, bir tesir, öyle bir etki var ki müfessirlerin ve ariflerin sözlerinde nadiren bulunur. Müfessirlerinki de güzel. Ama yani onlarda bu kadar değil. Allah rahmet eylesin. Ömer Nasuhi Bilmen'e demişler ki ya sen 8 cilt hukuk İslamiye kamusunu yazmışsın İslam hukukuyla alakalı. 8 cilt tefsir yazmışsın. Kelamı yazmışsın. Ne bileyim yazmışsın da yazmışsın. Niye millet seninkini okumuyor da bu kadar fazla? Bediüzzaman'ınkini okuyor. O da çekmiş demiş. Onun kulağına üfleyen var demiş. Yani farklı olduğunu o da söylemiş yani. Ben de bir şey katayım. Ta ki bunu teyit edelim. Şimdi mesela ben derken haşa benlikten dolayı değil. Yani 3-4 yaşından beri Samuru babam yani gözümü açtım açalı tanıttı bize. Ta 1952'de tanımış baba. Şimdi ben tabii 1955 doğumluyum. Yani demek ki kısa bir zaman içinde duymuşuz, etmişiz, dinlemişiz. Çok manidardır. Ben biliyorsun biraz bazı meselelerde yani sert konuşan diyorlar ama sert demiyor arkadaş. Doğru konuşan insansın hocam diyor, sert deme. Yani dobra dobur hakikati söyleyen bir adamım. Bu yüzden sadece 45 defa Ecevit zamanında ona hakaret ettiğim için dava açıldı ama hepsi takipsizlikle neticelendi. Yani şey için misal veriyorum. Yani 28 Şubat'ta da çok takip edildik falan. Fakat benim bir hayat tecrübem var. Onu söyleyeceğim. Eğer bir meseleyi üstadın cümleleriyle, izahıyla izah edersem hiçbir soruşturma ve dava açılmadı benim aleyhime. Ama kendi kafamdan yorum yaparsam oradan dava açıldı. Bu tarihi bir tecrübedir yani. Ha, daha başka bir misal. Ben mesela insan hakları ile ilgili ilk yani Türkiye çapında bir konferansa katıldım. Katıldıktan sonra en az 7-8 tane ilahiyat hocası, doçenti, yardımcı doçenti hep tebrik ettiler. Hocam bu kadar güzel konuşma. Ondan sonra dedim çoğu 6.ya mı 5.ya mı? Ya merhamet edin. Benim bir tek cümlemi tebrik etmediniz. Tebrik ettikleriniz hep Bediüzzaman'ın cümleleri. Ne olur siz de okusanız dedim. Yani hakikaten öyle yani bu vaka. Demek ki Risale-i Nur etkili. Demek evet benden soruyorsun, sual ediyorsun. Neden senin Kur'an'dan yazdığın sözlerde bir kuvvet, bir tesir var ki müfessirlerin ve ariflerin sözlerinde nadiren bulunur. Bazen bir satırda bir sayfa kadar kuvvet var. Şöhret İnsanın malı olmayan, malı olmayan şeyi de mal eder diyor. Öyle bir cümle ki, mecaz,
cehlin elinden, şey ilmin elinden, cehlin eline geçince diyor. Yani öyle cümleler ki hakikaten atasözü gibi cümleler. Bir sayfada bir kitap kadar tesir bulunuyor. Sebebi ne? El cevap güzel bir cevaptır diyoruz. Şeref i'caz-ı Kur'an'a ait olduğundan. Çünkü Risale-i Nur Kur'an'ın mucizeliğini anlatıyor. Şeref ona ait olduğundan ve bana ait olmadığından bila perva derim. Ekseriyet itibariyle öyledir. Anlaşıldı değil mi? Çünkü sebebini açıklıyor. Yazılan sözler, özellikle bu sözler risalesi kastediliyor ama bütün risavur kastediliyor. Tasavvur değil, tasdiktir. Arkadaşlar ilim iki türlüdür. Birincisi tasavvurdur. Mesela Zeyd katiptir. Burayı anladınız mı? Zeyd'i düşün veya Zeynel diyelim. Zeynel katiptir. Zeynel'i düşün. Kafanda işte bir ondan sonra filan adam. Bir de katibi düşün ayrı ayrı. Katiplik, yazmak, yazıcı vesaire. Şimdi bunun ikisini ayrı ayrı düşündünüz mü? Bu tasavvurdur. Tasarlıyorsun zihninde. Hüküm vermiyoruz. Anlatabildim mi? Ama Zeynel katiptir dedin mi? Orada tasdik. Hüküm veriyorsun. Çünkü eminsin Zeynel'in katip olduğu noktasında. Şimdi diğer filozofların, kelamcıların Allah'ın varlığı, birliği, ahiretin varlığı, birliği konusundaki bir kısım delilleri tasavvurdan öteye geçmiyoruz. Ama Risale-i Nur bizatihi hakikatin kendisi, tasavvur değil. Hüküm veriyor. Tasdik demek hüküm vermek mantıkta. Teslim değil, imandır. Ya kabul ediyorum anlamasam da. Yo öyle değil, iman ediyor. Ve marifet değil, şehadettir. Sadece bir bilgi değil. Bizzat gözle görmüş gibi, gözlemle tespit etmiş gibidir. Şuhuttur, müşahede etmektir. Taklit değil, tahkiktir. Yani birini taklide, ya işte Ahmet Bey böyle dedi, ben de kabul ediyorum. Öyle değil. Risale-i Nur bizatihi diyor ya, her yere şey vuruyor, sondan vuruyor, su çıkarıyor. وَفِي كُلِّ شَيْنْ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ وَاحِدٌ Her şeyde bir delil var, gösteriyor ki Allah bir. Evet. İltizam değil, bir şeye taraftarlık. Körü körüne. Ben bunu mesela dalkavukluk olarak ifade ettim. Yani bir insanı sırf böyle körü körüne sevmeye dalkavukluk derler. Ne dese kabul ediyorsun. Hayır kardeşim, öyle değil Risale-i Nur. İz'andır. Bediüzzaman Lemaat'ta bu ilmin derecelerini anlatıyor. İz'an itikattan önce geliyor. Yani meseleyi iyice idrak etme. Ha, şimdi inanıyorum artık diyorsun. Sadece böyle tarafgirlik var. Tamam ben buna tarafım demek ayrı, iz'an ayrı. Tasavvuf değil, hakikattir. Dava değil, bir şeyi iddia etmek ayrı. Dava içinde bürhandır. Şu sırrın hikmeti şudur ki, eski zamanda esasat-ı imaniye mahfuzdu. Yani eskiden 5-6 iman esası korunmuş durumdaydı. Hiç kimse Allah'ı inkar, ahireti inkar diye bir şey düşünmezdi. Teslim kaviydi. Yani iman esaslarını kabul etmekte çok kuvvetli bir teslimiyet vardı. Teferruatta, bak, yani ayrıntılı noktalarda ariflerin marifetleri delilsiz de olsa beyanatları makbul idi. Mesela İmam-ı Gazali'nin ahiret ahvaliyle alakalı bir risalesi var. Anlaşıldı değil mi? Yani ben satır satır okudum. Yani orada bütün ayrıntıları veriyor. İşte Haşir Meydanı'nda diğer bütün peygamberlerin, ümmetleri kendilerine müracaat ediyor. Neticede hepsi peygamberimize geliyor. Şimdi burada delil sürmese de İmam Gazali, onun beyanat ve açıklamaları kabul ediliyordu. Kafiydi, yeterliydi o. Ama şimdi onun söz olmazsa ahirete imandan bahsedemiyoruz. Mesele bu. Fakat şu zamanda dalalet-i fenniye, bilimden geliyor sapıklık ve inkar, elini esasata, iman esaslarına uzatmış. Ve erkana, yani imanın rükünlerine, İslam'ın rükünlerine uzatmış olduğundan
her derde layık devayı ihsan eden, Hakim-i Rahim olan. Neden Hakim-i Rahim dedi? Üstadın ve Risale-i Nur'un ism-i azamı bu ikisidir. Biri Hakim ismi, biri Rahim ismi. Yani rahmetle ve hikmetle hareket ediyor. Hiç böyle maslahsız hiçbir şey açıklamıyor. Olan Zat-ı Zülcelal, Kur'an-ı Kerim'in en parlak mazhar icazından olan, yani Kur'an'ın açıkça mucizeliğini ortaya koyduğu yer olan temsilatında. Kur'an'ın verdiği misaller. O kadar misal veriyor ki Kur'an-ı Kerim. Hep misallerle. Temsilatından bir şulesini, bir parıltısını Risale-i Nur'da göstermiş. Hep biliyorsunuz temsillerle anlatıyor. Yani üstad, az ve zaafıma, ben acizim ve zayıfım. Acizim demek, yani ben o kadar büyük allameler gibi alim değilim diyor ama tevazu gösteriyor. Ve ihtiyacım var bunlara diyor. Fakir ve ihtiyacıma merhameten hizmet-i Kur'an'a ait yazılarıma ihsan etti. Şu cümle çok enteresan. Yani Kur'an'ın icaz noktasındaki temsiller diyor. Bunu belki nakletmişimdir. Tekrar nakletmekte de bir zararı yok. Mübarek Fahrettin Razi Hazretleri'nin 600 eseri var elimizde. 30 ciltlik tefsiri var. Bir tanesini söyleyeyim. Böyle bir adam. Bir defa eser vermediği ilim dalı yok neredeyse. Tıptır vesairedir yazmış mübarek yani. Allame bir adam. Sonra çok anlatmışımdır bunu ama tekrarında bir zararı yok. Vefat ederken 67 yaşında veya 63 yaşında vefat etmiş. Ya nasıl ömrüne sığmış o kadar kitap, insan hayret ediyor. Şimdi tabii mübarek vasiyet bırakıyor. Bunu da tefsirinin başına almışlar. Ben hafızlık yaparken onun tefsiriyle Elmalı'yı da beraber okumuştum. Çok dokunmuştu bana o vasiyeti diyor. Ben iki şey vasiyet ediyorum. Biri diyor, tam bunu anlattığı için anlatıyorum. Oğlum Bekir diyor. Ben herhalde vefat edeceğim. Ona sahip çıkın diyor. Demek geç mi evlenmiş? Gençmiş mi? Onu bilemiyor. İkincisi diyor, arkadaşlar biliyorsunuz ben diyor her ilimde eser verdim. Yağlı yağsız, zayıf kuvvetli demedim. Her şeyi topladım. Ama maalesef ömrümün son anında Kur'an'ın icazının ve temsillerinin manasına vakıf oldum. Gördüm ki bizim dolamaçlı yollarla uğraştığımız tevhidin hakikatleri, iman hakikatleri Kur'an'da güneş gibi parlamış, biz geç farkına varmışız diyor. Tam bu cümleyi tasdik ediyor. Bunu bilin. Ben bunu makale haline getirdim, tercüme ettim. Kur'an'a ait yazılarıma ihsan etti. Felillahil hamd, Allah'a hamd olsun. Sırrı temsil dürbünüyle. Değil mi? Mesela düşünün, Miracı anlatırken öyle bir misal veriyor ki, yani Kur'an'ın diğer mukaddes kitaplardan farkını anlatırken 12 sözde öyle bir misal veriyor ki, anlatsak bu dersi doldurur. En uzak hakikatler gayet yakın gösterildi o misallerle. Hem sırrı temsil cihetiyle, cihetül vahdetiyle, yani temsil verme cihetiyle en dağınık meseleler toplattırıldı. En dağınık meseleler. Mesela diyelim ki kadere iman ciheti. Ben bir tanesini vereyim size. O kadar güzel bir misal ki. Efendim işte Cenab-ı Hak Ahmet İlker'e şu kadar zeka vermiş de bana bu kadar vermiş. Şuna şu kadar servet vermiş de bana bu kadar vermiş. Harika bir misal veriyor. Diyor ki düşün diyor. Bir sultan diyor bir minare yaptırmış. Anlatabildim mi? Minare. İki tane beçer adam var. Hiçbir zaman kendi güçleriyle o minareyi, basamaklarını çıkmaları mümkün değil. Tutmuş onları, yani kimisini 5 basamak çıkarmış, kimisini 2 basamak çıkarmış. Ama her basamakta da büyük nimetler vermiş. Şimdi diyor bu fakir ve beçere iflas etmiş olan bu iki adamdan biri, 2 basamak çıkarılan adam diyebilir mi ki diyor, beni niye yukarıdaki basamaklara çıkarmadın? Ulan sen yoktu da. Anlatabildim mi? Yani daha düşüktün, perişandın. Her basamakta sana nimetler verdi, onu düşünsene. Üstad bunu 24.
sözde çok güzel izah ediyor. Ben ona girmeyeceğim. Bir örnek verdim yani. Öyle cevaplar veriyor ki 24. mektupta da var bu. Demek en dağlık mesele, hem sırrı temsil merdiveniyle en yüksek hakaika, ahirete iman gibi en yüksek hakikatlara kolaylıkla yetiştirildi. Hem sırrı temsil penceresiyle hakaiki gaybiyeye, ne demek hakaiki gaybiye? Yani mesela Cenab-ı Hakk'ın tevhidi, yani zatında ehadiyeti, sıfatlarında vahidiyeti, ahirete iman, yani bu. Esasat-ı İslamiye'ye, İslam'ın temel prensiplerine şuhuda yakın, gözle görmüş gibi bir yakin-i imaniye hasıl oldu. Öyle imani bir kesin bilgi hasıl oldu. Akıl ile beraber vehim ve hayal, hatta nefis ve heva teslime mecbur olduğu gibi şeytan dahi teslim-i silaha mecbur oldu. Mesela 32. sözü alın okuyun. 3. mevkife bakın. Orada müthiş bir 17. lemada yine öyle. Yani hani وَمَا دُعَاءُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا فِي ضَلَالٍ ayetini açıklarken üstad, hani Avrupa medeniyetini kıyaslıyor ya, yani tek gözlü gidenle iki gözlü gidenin hallerini izah ediyor. Bunlar hep misaller. Elhasıl, özetle, yazılarımda ne kadar güzellik ve tesir bulunsa ancak temsilat-ı Kur'aniye'nin lemaatındandır. Kur'an'da verilen misallerin parıltılarıdır benim kitabımdaki. Ben diyor Kur'an'ın mücevherat dükkanında dellalım diyor. Dellal. Benim hissem yalnız şiddet ihtiyacımla taleptir. Yani Kur'an'ın o güzel hakikatlerine çok ihtiyacım olduğu için Allah'tan istemişim. Ve gayet azimle tazarruğumdur. Yalvarmışım. Dert benimdir. Ama deva Kur'an'ındır. İşte etkili olmasının sebebi bu. Ya. Geldik bir diğer ilaveye, 7. meseleye ilave. 7. meselenin hatimesidir, son kısmı. 8 inayet-i ilahiye suretinde Allah'ın bize açıktan yardımı, yani Risale-i Nur'a itina ile yardım etmesi bu hizmete. Gelen işarat-ı gaybiyeye, gaybi işaretler diyor, bakınız. Yani işarat-ı gaybiye derken yine Kur'an-ı Kerim'e mal ediyoruz. Gaybi işaret diyor, açık demiyor. Adam diyor ki Bediüzzaman gaybı konu anlatıyor. Alakası yok, gaybi işaret o. Anlatabildim mi? Yani mesele bundan ibaret. Şimdi ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? İhdine sırata müstakim. Bizi doğru yola hidayet et ya Rabbi. Ahmet kardeş, o bizim içinde sende var mısın? Yani Kur'an sana da işaret ediyor. Eğer muvaffak olmuşsak doğru yola gelmekte, demek Kur'an bize işaret ediyor. Anlatabildim mi? Bu. İşarat-ı gaybiye. Gaybi işaretler bu. Cenab-ı Hak muvaffak etmiş. Örnek verdi işte. 150 sayfalık 19. mektubu 12 saatte dağda taşta yazmış. 300 mucize, yüzlerce isim geçiyor. Ben neredeyse kardeşlerimin adını bir anda sayamam. Yaşlandık artık. Dair gelen veya gelmek ihtimali olan evhamı, vehimleri İzale etmek, ortadan kaldırmak ve bir sırr-ı azimi inayeti, yine Cenab-ı Hakk'ın büyük bir inayetinin sırrını beyan etmeye dairdir. Bakalım. Şu hatime 4 nüktedir. 1. nükte. 28. mektubun 7. meselesinde. Biraz önce okuduk ya geçen derste. 7-8 külli ve manevi inayat-ı ilahiyeden. Allah'ın bize açıktan inayetleri var. Nasıl inayetleri? İkinci şua gibi çok ağır bir tevhid ve vahdaniyet dersi, yani büyük bir oda vermişler Eskişehir'de üstada. Onun da camını kırmışlar ki ölsün diye orada soğukta. Aynısı Afyon'da da olmuş yani. Düşünün, orada üstad o böyle ümmi, yarı ümmi haliyle yazmış yani. İlk orada telif etmiş. Biz şimdi 2018 model, ondan sonra bilgisayarlarda, laptoplarda yazı yazamıyoruz. Müthiş bir şey bu. İnayet-i ilahiye bu. Başka türlü izahı mümkün değil. Hissettiğimiz bir işareti gaybiyeyi, garbi bir işareti 8. inayet namıyla, şimdi okuyacağız. 8. inayet namıyla, yani 8. bir Allah'ın yardımı Risale-i Nur'a
tevafukat tabiri altındaki nakışta o işaretin cilvesini gördüğümüzü iddia etmiştik. Tevafukat ne demek? Risale-i Nur'da tevafukat iki şeydir. Bazen mucizeli Kur'an-ı Kerim diyorlar, ona itiraz ediyorlar. Halbuki Kur'an'a ait olan bir keramet mucizedir. Ama haydi onu demeyelim, tevafuklu Kur'an-ı Kerim diyelim. Bediüzzaman Hazretleri Kusrevabi'ye yazdırmış. Cenab-ı Hak da o mübarek zatın elinde biliyorsun Allah lafızları ve belli lafızlar tevafuk etmiş. Yani çok az belki zorlama var. Bir veya iki yerde. Ona da zorlama denir mi? Yoksa zorlamadan mı oldu onu bilemiyoruz. Yani ama genelinde hiç şey yok. Tamamen Hazreti Osman hattı diyorlar. Hani hattı Osmani diyorlar. Hani sayfalar işte borç ayeti bir sayfa vesaire. İnna teyna bir satır. Ona göre yazılan Kur'an-ı Kerim yani. Tam ona uymuş yani. Ha öteki tevafukat da işaret-i hicazda. İşaret-i hicazda bende var Osmanlıca. Müthiş Resul-i Ekrem lafızları, Kur'an-ı Azimüşşan lafzı tevafuk etmiş. Bir bakmışlar mesela 19. mektuptaki aleyhissalatü vesselam lafzı cümlesi bütün o en az bir 50 sayfada tevafuk etmiş. Tevafukat dediği bu. Ha demek ki ve iddia ediyoruz ki bu 7-8 külli inayetler, 8.si de tevafukat yani. Bunlar Allah'ın inayetleri o derece kuvvetli ve kat'idirler ki her birisi tek başıyla o işarat-ı gaybiyeyi, gayben Cenab-ı Hakk'ın Risale-i Nur'u olan yardımını ispat eder. İster kabul et, ister kabul etme. Cenab-ı Hak sana da yardım etsin, seninkine de işareti gaybiye diyelim. Farz-ı muhal olarak, faraza, bir kısmı zayıf görülse o inayetlerin, hatta inkar edilse o işareti, işarat-ı gaybiyenin kat'iyetine kesin olduğuna işaret, kat'i yani gaybi işaretlerin kesin olduğuna halel vermez, zarar vermez. O 8 inayatı inkar edemeyen, yukarıda okuduk 8 tane inayeti. 8.si hangisi? Tevafukat. Hani 7'sini okuduk geçen hafta. O işareti inkar edemez. Fakat tabakat-ı nas muhtelif olduğu, insanların yani kültür seviyeleri çok farklı olduğundan hem kesretli tabaka olan tabakayı avam, avam tabakası da yani okuma yazma fazla bilmeyen, kültürü zayıf olan avam tabakası daha çok sayıca gözüne daha ziyade itimat ettiği için o 8 inayatın içinde, 8 tane ilahi yardımın içinde en kuvvetlisi değil, belki en zahirisi, görüneni tevafukat olduğundan yani kelimelerin, cümlelerin hem Risale-i Nur'da hem de Kur'an-ı Kerim'de tevafuk etmesi olduğundan çendan ötekiler, diğer işaretler ve inayetler gerçi daha kuvvetli fakat bu daha umumi olduğu için ona gelen evhamı, vehimleri def etmek maksadıyla. Efendim Bediüzzaman bunu kendisi uydurmuş. İyi buyur sen de bir kitap yaz. Orada 70 sayfada aynı kelimeler arkaya gelsin. Yani bir muazenevinden bir hakikati beyan etmeye mecbur kaldım. Şöyle ki o zahiri inayet hakkında demiştik tevafukları diyor. Yazdığımız risalelerde Kur'an'ın Kur'an kelimesi ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kelimesinde öyle bir derece tevafukat görünüyor. Ay tevafukat demek yani aynı şeye rast geliyor. Rastlıyor yani. Şuradaki Resul-i Ekrem 70 sayfada aynı karşılıklı geliyor. Veya buradaki hep Resul-i Ekrem diye karşılıklı geliyor. Aynı şey işaret-i hicazda da var. Hiçbir şüphe bırakmıyor ki bir kasıtla tanzim edilip kasten böyle bir düzenleme yapılmamış. Muazi bir vaziyet verilir. Yani birbirine paralel bir vaziyet verilir. Kast ve irade ise bizlerin olmadığına delilimiz belki ilahi kasıt. 3-4 sene evvel muttali olduğumuzdur. Daha önce de farkına bile varmamışlar. Sonradan onları ayrı yazmışlar. Önce yani hiç fark etmemişler. Sonradan abiler onu yazarken o eski tevafuka göre yazmışlar. Öyleyse bu kasıt ve irade bir inayet eseri. Allah'ın yardımı olarak gaybidir. Sırf icazı Kur'an diyor bak. Kur'an'ın mucizeliğini ispat ediyor. Ve icazı Ahmediye'yi Hazreti Resulullah'ın 19. mektup ve 25. söz zaten.
yani Resulullah'ın mucizesini teyit suretinde, o iki kelime de tevafuk suretinde o garip vaziyet verilmiştir. Bu iki kelimenin mübarekiyeti Kur'an ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, i'caz-ı Kur'an ve icaz-ı Ahmediye bir hatem-i tasdik. Tasdik mührü gibi sanki. Hem Kur'an'ın mucizeliğine hem Resulullah'ın yani nübüvvetinin olduğuna beraber, olmakla beraber sair misil kelimeleri dahil. Kur'an ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam benzeri kelimelerde ekseriyet azimeyle, büyük bir şekilde, çoklukla tevafuka mazhar etmişler. Fakat onlar birer sayfaya mahsus, diğer kelimeler. Ama bu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ve Allah kelimesi sayfalarca, 70-80 sayfa tevafuk etmiş. Şu iki kelime, bir iki risalenin umumunda, tümünde. 19. mektup ve 25. söz. Ve ekser risalelerde görünüyor. Fakat mükerrer demişiz tekrarla. Bu tevafukun aslı sair kitaplarda da çok bulunabilir. Bulunabilir. Ama kasıt ve irade-i aliyeyi, yüksek bir iradeyi gösterecek bu derece garabette değildir. Garabet demek eşi benzeri görülmemiş şekilde değil. Şimdi bu davamızı çürütmek kabil olmadığı halde zahir nazarlarda çürümüş gibi görmekte bir iki cihet olabilir. Neden bunu izah ediyor Bediüzzaman? Çünkü 1948'deki yani Ankara İlahiyat Profesörlerinin verdiği raporda, bütün Diyanet'in müsbet raporları dışındaki raporlarda, işte Yaşar Nuri'ler gibi, Abdülaziz Bayındır gibi, anlatabildim mi? Yani İsyanoğlu gibi, işte Kaptanoğlu gibi, böyle gereksiz insanların bütün şeylerinde, adı nazif olup da kendisi kirli olan adamlar gibi, bütün bunlar en çok takıldıkları bu tevafuk meselesi. Eski biliyorsunuz Doktor Lütfi Doğan vardı. Öldü gitti Allah'a şükür. Eski Diyanet İşleri Başkanı. Hak Partili Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Yıllarca Diyanet İşleri Başkanı olarak kaldı. Bunu açıkça konferanslarında hücum ediyordu. Onun için Bediüzzaman açıklamak mecburiyetinde kalıyor. Elhamdülillah bugün artık bu iddialar çürütüldü. Birisi yine de bir cevap veriyor. Sizler düşünüp öyle bir tevafuku rast getirmişsiniz diyebilirler. Bunu diyorlar nitekim. Bunu bizzat ben dilinden duymuşum. Doktor Lütfi Doğan'ın. Canım kim isterse işte böyle buyur sen yap. Yani istemek kolay da. Böyle bir şey yapmak kasıt ile olsa rahat ve kolay bir şeydir. Böyle diyor. Bu itiraz bu. Bediüzzaman da diyor ki buna karşı deriz ki bir davada iki şahidi sadık kafidir. Bir iddia ileri sürersin, iki tane dürüst şahit gösterdin mi doğru söylüyorsun demektir. Bu davamızdaki kasıt ve irademiz taalluk etmeyerek, hiç biz böyle bir şeyi kastetmeden 3-4 sene sonra muttali olduğumuza, ben bu cümleye dikkat etmemiştim. Bu kadar bilmiyordum. Yani 3-4 sene sonra, ben bakın bu dersi okuyuncaya kadar okumuşuz defalarca ama anlamamışız. Yani zannediyordum ki ilk defa yazıldığında farkına var. Hayır, sonra da farkına varmıştır. Tabii. Yani 3-4 sene sonra. Allah Allah. 100 şahidi sadık bulunabilir. Hem Kur'an-ı Kerim'deki tevafukat hem de 19. mektup ve işaret edeceğiz ve bir de 25. söz. Bu münasebetle bir nokta söyleyeceğim. Bu keramet icaziye. Kur'an'ın mucizeliğinin kerametidir. Benim değil diyoruz. Zaten bunu açıklamıştım. Kur'an-ı Hakim belaat cihetinde derece icazda. Yani ne demek belaat? Mani ilmi, beyan ilmi, bedi ilmi noktasından Kur'an-ı Kerim mucize bir derecesinde olduğu nevinden değildir o. Onun gibi değil. Ama nedir? Çünkü icaz-ı Kur'an'da, Kur'an'ın mucize oluşunda kudret-i beşer o yolda giderek o dereceye yetişemiyor. Neye? Belaat noktayı nazarında. Çünkü çok uğraşmışlar biliyorsunuz. Yani başta Müseylime-i Kezzab, nice belaat sahibi bir kısım şeyler, kindi bile uğraşmış. Sonunda Kur'an'ın mucizeliğini teslim etmiş. Şu keramet icaziye ise tevafuk tarzında görünen Kur'an'ın mucizeliğinin bir kerameti ise kudreti beşerle olamıyor. İnsanın gücüyle olmaz mı? Kudret o işe karışamıyor. Karışsa suni olur, bozulur. Misal veriyor haşiye 19. mektubun 18. işaretinde bir nüshada
bir sayfada 9 Kur'an tevafuk suretinde bulunduğu halde biri birine hat çektik. Mecmuunda Muhammed lafzı çıktı. Yani çizdik üzerini, hepsini toplayınca Muhammed çıktı. O sayfanın mukabilinde, karşısındaki sayfada 8 Kur'an tevafukla beraber mecmuunda tamamını topladığımızda lafzullah çıktı. Tevafukatta böyle bedi, eşi benzeri görülmemiş şeyler çok var. Bu haşiyenin mealini gözümüzde gördük. Kim diyor bunu? Bediüzzaman değil. Bekir, Tevfik, Süleyman, Galip, Said. Said dediği de kendisi. Talebeler bunlar. İlk dönem talebeleri. Yani Barla'daki talebeler. Hey hey. Üçüncü nükte. Geliyoruz üçüncü nükteye. Hani birinci nükteyi okuduk. İkinci nükte neredeydi? Ha demek ki ikinci nükteyi de o arada okumuş olduk yani. Enteresan. Peki. Ben mi delirdim yoksa? Yani matbaa mı delirdi? Biraz karışıklık var. Yok mu bu mollalardan kimse? İyi, dershanede kalanlar hepsi risamuru ezbere bildikleri için ihtiyaç duymuyorlar. Üçüncü nükte. İşaret-i hassa, işaret-i amme münasebetiyle bir sırrı dakiki rububiyet ve rahmaniyete işaret edeceğiz. Bu da çok önemli. Şimdi kardeşim, bir defa Allah Rahman'dır. Rahman olduğu için bütün özellikle hayat sahiplerine, öyle değil mi? Bitkiler de dahil, onların ihtiyacı olan her şeyi umumi manada ihsan ediyor mu etmiyor mu? Biz buna işaret-i amme diyoruz. Bu manada اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ ayetinde sen dahil misin? Ömer Tahir dahil mi? Hepsi dahil. Ama bir de normalde bu. Bakın burayı yoksa anlayamazsınız. Ama bir de dağda bir Süleyman var, bir de Üstad var. Barla Dağı'nın başında, çam ağacının altında oturuyorlar. Ekmekleri bitmiş. O gün kendilerine ekmek getirecek nöbetçi getirmemiş. Subhanallah. Bir bakıyor ki ağacın üzerinde yeni fırından çıkmış bir somun ekmek hazır bekliyor. Dedim Süleyman, rahmet ilahiye rızkımızı gönderdi. Bu hususi bir anladın yine terbiyedir. Hususi bir rızık merhamettir bu kardeş. Tamam. Umumiye dahil. Ama hususidir bu ya. Etmeyin, eylemeyin yani bu. İki kere iki dört yani. Dahası var mı bunun? İşaret-i hassa dediği o. Özel bir işaret bu. Bir de işaret-i amme var. Bize de işaret ediyor. Münasebetiyle bir sırrı dakiki rububiyet var. Rububiyetin ince bir sırrı. Ve rahmaniyet. Rahmaniyet dediği Cenab-ı Hak Rahim. Rahman. Bütün mahlukata her şeyi ihtiyacını veriyor. Ama bir de işaret edeceğiz. Bir kardeşimin güzel bir sözü var. O sözü bu meseleye mevzu edeceğim. Sözü de şudur ki bir gün güzel bir tevafukatı ona gösterdim. Dedi ki güzel, zaten her hakikat güzeldir. Bak öyle diyor. Fakat bu sözlerdeki tevafukat ve muvaffakiyet, böyle bir başarı daha güzeldir. Ben de dedim evet, her şey ya hakikaten güzeldir. Anlaşın, anlatabildim mi? Ya bizzat güzeldir. Bu da çok önemli. Güzellik iki kısma ayrılıyor. Hasen li zatihi, hasen li gayrihi. Bir şey bizatihi güzel. Mesela Allah'a iman, Allah'a muhabbet, ilim. Bir de neticeleri itibariyle güzeldir. Mesela cihat, devletin emriyle savaşa gitme zahiren güzel değil. Ama neticeleri itibariyle güzel. Yoksa vatan, millet, din her şey tehlikeye düşer. Ona da biz hasen li gayrihi diyoruz. Ve bu güzellik rububiyet-i ammeye, Cenab-ı Hakk'ın kainatta gösterdiği, herkese verdiği terbiyede var. Ve şumul-ü rahmete, rahmet her şeyi kapsıyor. Yani kainata baktığımızda bize hoş gelmeyen, çirkin görünenler netice itibariyle güzel. İtiraz etmeyelim. Ve tecelli-i ammeye bakar. Dediğin gibi bu muvaffakiyetteki işaret-i gaybiye daha güzeldir. Hususidir bu. Çünkü bu rahmeti hassaya,
Bize özel bir merhamet ediyor Allah. Ve rububiyet-i hassaya ve tecelli-i hassaya bakar bir surettedir. Bizimki özel. Bunun bir temsil ile fehme taklip edeceğiz. Yani anlatacağız. Şöyle ki bir padişahın umumi saltanatı ve kanunuyla merhamet-i şahanesi, yani padişahın merhametine şahane merhamet diyorlar ya, umum efradı millete teşmil edilebilir. Padişah padişahtır. Milletinin bütün fertlerini kapsar yaptığı iyilikler. Her fert doğrudan doğruya o padişahın lütfuna, saltanatına mazhardır. O suret-i umumiyede, o genel manada efradın, fertlerin çok münasebat-ı hususiyesi de vardır. Özel durumları da vardır. Mesela değil mi? Yani genel komutanlar farklı insanlar olabilir. Baş kadıya farklı insanlar olabilir. Yukarıda anladık değil mi? İşaret-i hassa ile işaret-i amme meselesi. İkinci cihet ise bu genel. Padişahın ihsanat-ı hususiyesidir. Evet. Bütün insanlara Cenab-ı Hak çok büyük nimetleri ihsan etmiştir. Rahmeti ve rububiyeti bunu gerektiriyor. Ama Resulullah böyle değil mi? Diyor ki Rabbim beni insanlar içinde en güzel yarattı. Anlaşıldı mı? Yusuf Aleyhisselam da geride kalıyor Resulullah'a göre. Cenab-ı Hakk'ın padişahın özel ihsanlarından iyilikler. Ve evamiri hassasıdır ki özel emirleri umumi kanunun fevkinde, üstünde bir ferde ihsan eder, iltifat eder, emir verir. İşte bu temsil gibi zat-ı vacibil vücut, varlığı zaruri olan Allah ve Halik-i Hakim, her şeyi hikmetle yaratan Allah ve Rahim, rahmetle iş tutan, tasarruf eden Rabbimizin umumi rububiyet hepimizi terbiye ediyor. Kediyi de, fareyi de, deveyi de, insanı da. İnsanın da, amirini de, değil mi? Kölesini de, hepsini de terbiye ediyor. Ve şumul-ü rahmeti noktasında, rahmet herkesi kapsıyor. Her şey hissedardır. Bu umumi işaret-i amme bu. Her şeyin hissesine isabet eden cihette hususi onunla münasebettardır. Hem kudret, irade ve ilmi muhitiyle her şeyi kuşatan bu sıfatlarıyla her şeye tasarrufatı, her şeyin en cüz'i işlerine müdahalesi, hani can damarızdan daha yakın rububiyeti vardır. Her şey her şeninde. Bu o kadar önemli ki ne demek bu her şey her şeninde? Ona mühtaçtır. Kalk bakalım ayağa. Buna Ahmet İlker Kuzlu diyorlar. Bunun bir tane küçük kuzusu var. Ömer Tahir. Çok benziyor buna maşallah. Bir küsur yaşında. Şimdi bakın. Fotoğrafını ilk doğduğu günkü fotoğrafını çıkarsa, çıkarmayacak da öyle bir talebimiz yok. Bugün geldiği güne kadar benim de torunumun bende var. Geldiği halleri görün. Anlaşıldı değil mi? Ta vefat edip kabre konuncaya kadar alacağı halleri de düşünün. İşte Cenab-ı Hak her şey, her şeyinde, her durumun. İlk doğduğu anda, ikinci dakikada, üçüncü dakikada Kur'an-ı Kerim sümme letarkebunne tabakan an tabak buyur. Siz böyle ayrı ayrı şeylere bineceksiniz yani. Değişik bak şu anda bu gövdeye binmiş Ahmet İlker Kuzlu. Bakalım 64 yaşına benim gibi gelince hangi gövdeye binecek? Otur. Bu çok önemli. Onun ilim ve hikmetiyle işleri görülür, tanzim edilir. Ne tabiatın haddi var ki o daire-i tasarruf-u rububiyetinde saklansın. Allah'ın bu rububiyet alanında nasıl tabiat ben yaparım der. Ve tesir sahibi olup müdahale etsin ve ne de tesadüfün. Efendim tesadüfe. Öyle rastlamış. Hakkı var ki o hassas mizan-ı hikmet dairesindeki ilk doğduğunda kulağı, burnu, yüzü, eli, parmakları, şimdi... Hep değişiyor. Leterkebünle tabakan an tabak. Dairesindeki işlerine karışsın. Risalelerde 20 yerde kat'i hüccetlerle tesadüfü ve tabiatı nefyetmişiz. Reddetmişiz. Ve Kur'an'ın kılıncıyla idam etmişiz. Harika bir cümle değil mi? Tabiatı ve tesadüfü Kur'an'ın kılıncıyla idam ettik diyor.
müdahalelerini muhal göstermişiz. İmkansız. Fakat rububiyet-i ammedeki o genel terbiyede, daire-i esbab-ı zahiriyede. Genel terbiye nedir? İşte çiftçi buğday yapar, doyurur karnını. Birisi mobilya satar, doyurur karnını. Biri işte hocalık yapar. Bunlar zahiri ise görünürde. Aslında o da yine Allah'ın terbiyesi. Anladın mı? Onda da yine aynı. Ha. Ehli gafletin nazarında hikmeti ve sebebi bilinmeyen işlerde. Öyle değil ki. Hepsi yine Allah'ın umumi rububiyeti. Tesadüf namını vermişler. Ve hikmetleri ihate edilmeyen. Bak bak. Hangi hikmetle Allah'ın yaptığı kavranamayan bazı ef'al-i ilahiyenin, Allah'a ait işlerin kanunlarını, efendim elektrik kanunu, icat etmiş şey neydi o? Erasmus değil de neydi? Edison. Ulan ahmak. Var olan kanunu keşfetmiş. Yeni anlamış. İnsanlığın ahmaklığı orada. Anladın mı? Nerede diyor? Olmasa keşfedebilir mi? Tabiat perdesi altında gizlenmiş. Efendim tabiattır diyor. Ulan tabiat kafana çarpsın. Görememişler. Tabiattan tabiata müracaat etmişler. İkincisi ya hususi rububiyetidir işte bu. Bir defa umumi rububiyet her mahluk için geçerli. Ama bir Resulullah özel yaratılmış can. Ve has iltifat ve imdad-ı rahmanisidir ki Allah'ın yine rahmat sıfatından gelen özel yardıma gelmesi. Mesela nasıl? Ben şimdi bugün dedim ki Ahmet kardeşe beni eve götürün. Gözüm yüzde görmekte azaldı. Bazen şeker onu yapıyor. Ben yolda bir adam görürüm. Göremem, çarparım. Allah razı olsun onlardan. Eve koyuyorlar beni. Şimdi Yusuf kardeş ben gözümü yumdum gidiyorum. Doğru gidersem ne yaparım? Şu duvara değil ha, şu dolap daha tehlikeli. Duvara çarpsam yine de fazla. Kafamı ezer o. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil. Ona özel bir iltifat var. Deve üzerinde uyumuş gidiyor. Önünde de dev bir ağaç var. Gider gitmez Resulullah'ı rahatsız etmesin diye ağaç ikiye yarılıyor. Resulullah geçiyor. Hazreti Ömer o ağacı kesiyor. Diyor ki korkarım ki bizden sonra gelirler sana taparlar diyor. O ağacı kesmiş mübarek Hazreti Ömer. Yanlış anlaş. Halbuki hususi bir imdat o. O işareti hassa Resulullah'a ait o. Ya çok tatlı ya. Demek ki ama ne zaman geliyor bu hususi iltifat? Umumi kanunların tazikatı altında tahammül edemeyen fertlerin imdadına. Umumi kanunlar çok sıkıştırıyor. Anladın değil mi? Çok sıkıştırıyor. Ya. O rüyayı unutma benim rüyayı. Şimdi üniversitemize iftira ettiler. Alçaklar. Sonra beni de işin içine kattılar. Bunu dinleyin lütfen. Bunu kısaca anlatmamda bir beis yok. 2,5 sene uğraştık. 30.000 euroya kadar da paramız gitti. Allah ona vesile olanları layıksa ıslah eylesin. Yoksa kahreylesin inşallah. Yani iftira. %100 değil. Milyonda milyon defa iftira. 2,5 sene uğraştık. En son hedefleri beni mahkemeye götürmek. Yani basın zaten Türkiye'de bazı gazeteler aleyhime yazdı. Sanki bana iftira edilmiş gibi yazdılar. Neyse. Fakat arkadaşlar Allah için bu hususi inayet değildir de ya nedir söyler misiniz? Sabahleyin gideceğim şeye, mahkemeye. Rahbank mı diyorlar? Ne diyorlar? Ha. Yani ağır cezaya şeye gideceğiz. Neyse işte oradaki. Kalktık. Kalkmadık. Yatsı namazını kıldım. Ben biliyorsun 1,5 saatten fazla uyuyamıyorum. Yani şekerden dolayı kalkıyorum. Son 5. değil de 4.'den önce uyudum. Bir baktım ki kapı çaldı. Hollandalı bir polis. Akgünz Hoca dedi, mahkeme reisi seni çağırdı. Dedim o bizim davada mı? Evet dedi, evet o davada seni çağırıyor. Peki dedim gidelim. Dedim hayırdır yolda konuşuyoruz. Dedi seninle önceden biraz bazı şeyleri konuşmak istiyormuş dedi. Gittik. Böyle bir odaya girdik. Aynen
Ertuğrul dizisindeki gibi Selçuklu usulü döşenmiş. Şurada hakimin oturacağı kürsü var. Hani bizim yani uç beyimiz oturuyor ya Ertuğrul. Allah Allah, adam orada oturmuş. Sayın rektörüm hoş geldin dedi. Hoş bulduk dedim. Bu yaşadığım bir olaydır. Riya için anlatmıyorum. Onun üzerine hoş bulduk. Hakim Bey buyurun dedim. Dedi hocam buyur seninle biraz sohbet edelim. Dedi ki muhterem hocam ben bu meselenin iftira olduğuna %100 kanıyım. Yani iftira bir olay. Hedef üniversitenizdir dedi. Bunu anlatıyor bana rüyada. Yalnız dedi tabii karşı tarafın yani kim ismini söylemeyeceğim. Bir mensubu dedi çok hain bir İslam düşmanı olduğu için. Enteresan bir şey değil mi? Onu açıklayamayacağım. Çünkü şahsi hakları tecavüze girer. Bizim dedi görüşmemiz lazım. Bu iftirayı ortaya çıkarmak için. Buyur dedim. Dedi bak, birinci şey, kesinlikle dedi, öteki tarafın avukatının her sorduğu soruya cevap vermeyeceksin. Çok enteresan. Ama dedi, kesin belge elinde varsa konuş dedi. İkincisi Türkçe konuşacaksın dedi. Bakın ben İngilizce konuşabilirim. Flemenkçe'de yarım yamalak konuşurum. Hayır dedi. Türkçe konuşacaksın. Tercüman dedi şey yapacak. Çünkü dedi ben o ifadelerindeki yanlışları düzeltip yazacağım dedi. Çok manidar böyle. Bütün mahkeme safahatını anlattı bana. Böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın. Sonra elhamdülillah beraat ettik çıktık. Bir uyandım. Son uyanışım. Yani sabah namazına bir daha uyuyacağım. Neyse bir daha uyudum ama sevinçten uyuyamıyorum. Sabah geldim. Yani bizim bir arkadaş, o da benimle beraber saat 6'da geliyor üniversiteye. Yahu dedim anlatayım mı bunu ya, anlatmayayım mı? Şimdi anlatmasam, sonradan anlatsam Akgün Hoca uydurdu diyecekler. Dert bir değil ki elvan elvan yani. Anlatsam, yani bu rüya bu. Ne kadar amel edilir ama çok açık bir rüya. Ve bir de adam çok böyle yüzü tatlı, iyice tanıdım tabii adamın giyinişi, elbisesi. Hollanda hakimi elbisesi var üzerinde. Anlattım ben. Dedim vallahi istersen gül bana. Böyle böyle bir rüya gördüm dedim. Ama nedir? Gittik. Saat ben herhalde 11'de girdim. İçeri girdim ki rüyada gördüğüm hakim. Allahu Ekber diyecektim, kendimi aldım. Anladın değil mi? Allah Allah. Allah Allah. O dediği İslam düşmanı öyle sorular sormak istiyor. Bunlar ilgisi yok diyor. Bunlar ilgisi yok. Ondan sonra Sayın Akgündüz dedi, o soruyor bana. Facebook'ta bir şey yazmışsınız, Facebook delil sayılmaz dedi. Ben en çok ondan korkuyordum. Yani ama korkacak bir şey yok. Kur'an ayetlerini, iffete iftirayı anlatmıştım orada. Azizim, ben Türkçe söylüyorum. Allah Allah. Bizim kardeşimiz bana yardımcı oluyor. Enteresan. Mütercim de öteki taraftan. Ayarlamışlar. Onun yaptığı hataları ben düzeltiyorum. Sonra hakim düzeltiyor. Ondan sonra beraat kararı verdi. Ya, ondan sonra beraber olduğumuz arkadaşa dedim ki bu da oradaydı değil mi? Sen de oradaydın. Dışarıda bekliyordun, içeri giremedin. Dedim ki ulan bu Rotterdam İslam Üniversitesi'nin İslam'ı tebliğ yolunda sırat-ı müstakim üzere olduğunda şüphe eden alçaktır dedim. Buna Akgündüz de dahildir, siz de dahilsiniz dedim yani. Arkadaşlar bu inayet-i hasadır. Davanın esas konusu neydi hocam? Davanın esas konusu boş ver. Onu sorma. Çok ağır bir davaydı. Yani üniversite yıkmak, kapatmak hedef oydu. Önemli olan yani ben bunu anlatmak mecburiyetinde kaldım yani. Böyle kaç defa olaylar yaşadık. 146 anket yapıldı. İkisi milletvekili, birisi bakan. Birisi makır. Daha bunu anlatmayacağım. Bu da ayrı bir alem. İnşallah hayırlı olacak. Üzülmeyin. Yani biz İhlas ve samimiyetten ayrılmadığımız sürece Allah bizimle beraber. Bitiriyorum Garcak. Tekrar okuyorum. Allah Allah. İkincisi hususi rububiyetidir.
ve has iltifat ve imdad-ı rahmanisidir ki umumi kanunların tazikatı altında. Tam sıkışınca. Sıkışınca geliyor. Tehammül edemeyen fertlerin imdadına. Rahmanur Rahim isimleri imdada yetişirler. Hususi bir surette muavenet ederler, yardım ederler. O tazikattan kurtarırlar. Onun için her zihayat, hususan insan, her anda ondan, Allah'tan istimdad eder. Medet umar ve medet alabilir. İşte bu hususi rububiyetindeki ihsanatı, yaptığı ihsanları, ehli gaflete karşı da tesadüf altına gizlenmez ve tabiata havale edilmez. İşte bu sırra binaendir. İ'caz-ı Kur'an, Kur'an'ın mucizeliği ve mucizat-ı Ahmediye'deki işaret-i gaybiyeyi, tevafuk tarzındaki gaybi işaretleri, hususi bir işaret telakki ve itikad etmişiz. Ve bir imdad-ı hususi, özel bir yardım. Ve muannitlere, inatçılara karşı kendini gösterecek bir inayet-i hassa, hususi bir yardım olduğunu yakin ettik. Ve sırf lillah için ilan ettik. Yoksa böyle böbürlenmek vesaire, övünmek için değil, kusur etmişsek Allah affetsin. Amin. Rabbena la tuahidna in nesina ev ahta'na. Ey Rabbimiz, bizi kusurlarımızdan ve eksikliklerimizden dolayı sorgulama. Unuttuysak veya hata ettiysek bizi sorguya çekme. El Fatiha. Allah'a emanet. Euzubillahimineşşeytanirracim.